aşının doğuşu ve aşılama yöntemleri. Bazı bulaşıcı hastalıkları geçirenler genellikle aynı hastalığa ikinci kez yakalanmazlar. Bu, o hastalığı geçirerek kazanılmış doğal bağışıklıktır. İnsanlara yapay yoldan bağışıklık kazandıran aşı ve aşılama düşüncesi işte tam da bu düşünceden doğmuştur. Tarihte aşıya ilişkin bilinen ilk çalışmalar çiçek hastalığıyla başlamaktadır. Bazı kaynaklar çiçek aşısının M.Ö. 4. yüzyılda Çinliler tarafından geliştirildiğini söylerken, bazı kaynaklar ise aşının kökeni olarak Orta Asya'da yaşayan Türkleri göstermektedir. Çiçek aşısının nasıl yapıldığını açıklayan ilk belge 1500 yıllarında Çin'de bulunmuştur. Çin'de yazılan bu belgeye göre, çiçek hastalığına şiddetli yaşamayan hastalardan alınan yara kabuğu kurutulurdu. Kabuklar, kuru bir çiçekle birlikte toz hale getirildikten sonra ılık bir ortamda bekletilirdi. Virüslerin çoğu öldükten sonra bu toz, ince gümüş bir çubukla aşılanacak çocuğun burnuna üflenirdi. Çiçek aşısı 1700'lerde İstanbul'da da yapılmaktaydı. İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi'nin eşi olan Lady Mary, İstanbul'a geldiğinde çiçek aşısının nasıl yapıldığını görmüştü. Oğluna İstanbul'da 1718 yılında çiçek aşısı yaptırdı ve İngiltere'deki arkadaşlarına Osmanlı aşısı hakkında bilgi verdi. Çiçek aşısının tarihiyle ilgili belgeler, Lady Mary'nin Osmanlı'da gördüklerinin aşının geliştirilmesinde rolü olduğunu doğrulamaktadır. İlk aşının Osmanlı'da bulunmuş olabileceği öne sürülmüştü. 18. yüzyılın sonlarına kadar en korkulan hastalıklardan biri çiçek hastalığıydı. Birçok kişi bu hastalıktan ölüyor, ölmeyenler irin kabarcıklar dökerek çiçek bozuğu olmuş yüzlerindeki kalıcı izlerle yaşamak zorunda kalıyorlardı. Hastalığı hafif atlatan kişilerin aynı hastalığa bir daha yakalanmadığını gören Türkler ve bazı doğu halkları, koruyucu bir önlem olarak sağlıklı kişilere hastalık aşılamayı düşündüler. Bunun için derideki kabarcıklardan alınan sıvıyı aşı olarak kullanıyorlardı. Fakat bu yöntem başarılı olmadı. Çünkü hastalığı en hafif geçirenlerden alınan mikroplar, sağlıklı kişilerde daha kötü sonuçlara yol açabiliyordu. İngiliz Dr. Jenner, Avustralya'da inekten besicilere bulaşan çiçek hastalığının hafif atlatıldığını öğrenmişti. Jenner, 1896 yılında çiçek hastalığına yakalanmış bir besicinin kolundaki çiçek yarasının sıvısını aldı ve bir çocuğun kolunda açtığı çiziğin üzerine sürdü. Aşıladığı çocuklar çiçek hastalığına yakalanmayınca bu aşı yönteminin İngiltere'de ve Avustralya'da yaygın olarak uygulanmasını sağladı. Edward Jenner, ilk canlı viral aşısı olan çiçek aşısı fikrini geliştirerek bilimsel olarak tıpta bir çığır açmış ve modern aşılar milyonlarca hayat kurtarmıştır. Çiçek hastalığına karşı en etkili koruma yöntemi olan çiçek aşısını 1796 yılında İngiliz asıllı Jenner bulmuştur. Çiçek hastalığı son olarak 1977 yılında Somali'de görüldü ve bu tarihten sonra zorunlu aşı uygulamasından vazgeçildi. Jenner'ın öncülük ettiği bu ilk aşıdan sonra bakteri ya da virüsler gibi birçok hastalığın aşısı bulunmuştur. Peki virüslere karşı tarihte aşılar kaç yılda bulundu? İlk çiçek hastalığı aşısının bulunması tam 26 yıllık bir çalışmayı gerektirmişti. Kutuz aşısı virüse karşı en erken bulunan aşıdır. Tam 4 yıl içinde bulunmuştur. Kızamıkçık aşısı 7 yıl. Boğmaca aşısı 8 yıl. Kızamık aşısı 9 yıl. Grip aşısı
14 yıl, çocuk felci aşısı 20 yıl, ayrıca çocuk felci aşısı ağızdan verilen tek aşıdır. Tüberküloz aşısı 21 yıl, kaba kulak aşısı 22 yıl, hepatit A aşısı 24 yıl, rotavirüsü aşısı 26 yıl, sarı humma aşısı 27 yıl, kolera aşısı 30 yıl, hepatit B aşısı 38 yıl, difteri aşısı 40 yıl, tetanos aşısı 40 yıl, su çiçeği hastalığı aşısı 34 yıl, tifo aşısı 58 yıl ve menenjit aşısı tam 68 yılda bulunmuştur. Peki şimdi ne olacak?